Ve diğer bir konu hocam, dış gebelikte tanı koyulduktan sonra takip ve tedavi yöntemleri nelerdir? Evet. Önce tanı koyduktan sonra nasıl tedavi edeceğimize karar veriyoruz. Eğer ki çok fazla HCG dediğimiz hormon yükselmediyse, kalp atışı olan büyük bir kese yoksa dışarıdaki, yani rahimin dışında, daha çok ilaç tedavisini tercih ediyoruz ve HCG takibi yapıyoruz. Eğer ilaç tedavisine cevap alıyorsak zaten çok basit. En fazla bazen iki doz gerekiyor ilaç yapmak, bazen tek doz gerekiyor. Ama çok büyük bir gebelik kesesi varsa, tüplerde ya da rahimde ya da karında ya da işte kormoran gebelik dediğimiz, maalesef o zaman ilaç yeterli olmayabiliyor. O yüzden mecburen cerrahi tedaviye geçiyoruz. O segmenti çıkarmamız gerekebiliyor. Sadece dış gebeliği doğurtmamız gerekebiliyor. Bazen de tüpü almamız gerekebiliyor cerrahi olarak. Dış gebelik tekrar eden bir durum mudur? Evet, maalesef eğer ki dış gebelik olan tüpü çıkarmadıysak oradaki şey zedelenmiş oluyor. Cerrahi geçirilmiş olan ya da dış gebeliğin yerleşmiş olduğu tüp, hiçbir cerrahi yapmasın diye sağaltma yöntemiyle bile doğurtmuş olsanız o dış gebeliği, yani hiç kesmeden tüpü, oradaki siliyalar dediğimiz akciğerlerimiz gibi tüplerde de böyle incecik, gözle görünmeyen böyle incecik tüysü yapılar var. O tüysü yapıların hareketiyle zaten gebelik rahime doğru gelir. Oradaki yapılarda zaten bir bozukluk vardır. Bir de üzerine dış gebelik eklenince daha da bozulur. Aynı tüpte tekrar dış gebelik olma olasılığı maalesef yüksek. Yani tekrar edebiliyor. Evet. Zaten bir kere dış gebelik geçirmiş olan hasta daha bilinçli oluyor. Daha erken geliyor kontrole ve daha erken tanısı konuluyor. Peki o esnada hastanın psikolojisi nasıl olmalı hocam? Yani tabii çok zor. Bir bebek istiyorsunuz. Gebe kaldığınızda çok mutlusunuz. Ama geliyorsunuz, doktor diyor ki bu sağlıklı bir gebelik değil. Sonlandırmamız gerekiyor da sonlanacak. Daha başımıza çok daha büyük şeyler gelebilir. Tabii ki psikolojisini çok yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz ama zor tabii yani. Bunu kabullenip tedavisini olmak. Bir de dediğim gibi bir kere iki kere olan üçüncü dördüncü kere olma riski daha yüksek. Bazen şey bile diyoruz. Her iki tüpünüzü alalım. Lütfen siz artık normal yollarda gebe kalmayın. Yollardan gebe kalmayalım. Kalmayın. Tüpleri de almazsak tekrar dış gebelik olabilecek ve tüp bebek yaptırın. Yani yardımcı üreme teknikleriyle gebe kalın dediğimiz hastalarımız var maalesef. Dış gebelik sonrasında tüp bebek tedavisiyle gebe kalabiliyor kişi. Tabii kalabiliyor. Sadece normal, yani bu her dış gebelikte olmuyor tabii ki. Bu çok söylediğim uç vakalar. Normal gebelik kalabiliyor. Bir tüp alsanız bile diğer tüpten çok rahat, spontan kendiliğinden gebe kalabilir.